Saygıdeğer izleyenler, Hünye'nin Burunucu Çömlekçi Mahallesi'nden gerçekten hem denize hem de Hünye'ye nadir bir yerdeyiz. Burayı, bu mesire yerini yaptığı güzel çalışmalarla, çok çalışmalar var da, buradaki çalışmayla da insanlarımıza kazandıran eski belediye başkanlarımızdan Ahmet Arpacıoğlu'na da teşekkür ediyoruz. Bu arada Hünyeli olup mesleği gereği Hünye dışında yaşamını sürdüren Hünye'nin Çınarcık köyü kökenli olup Orta Yılmazlar Mahallesi'nde her yaz tatilini geçiren bir büyüğümüzle beraberiz. Kendisiyle Hünye'yi, dünkü Hünye'yle bugünkü Hünye'yi dışarıdaki bir Hünyeli'nin gözünden anlatmasını isteyeceğiz. Önce Hünyeli abimizi adıyla, soyadıyla, mesleğiyle bir tanıyalım. Baki Yılmaz, emekli öğretmenim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tatillerinizi genellikle Hünye'de mi geçirirsiniz? Hayır. İstanbul'da ve Çanakkale'de kalıyorsunuz. Ama memleketiniz zaman zaman Hünye'ye geliyorsunuz. Geliyorum. Mutlak geliyorum. Denize nadir bir yerde de daireniz var. Var. Sahilde oturuyorum. Buyurun hocam. Sizden istirhamımız, doğup büyüdüğünüz, rızkınızın kazanmak için de Hünye dışında yaşadığınız Hünye'yi geldiğinizde nasıl görüyorsunuz? Ve bugün nereyle mukayese edersiniz şu Hünye'yi? Ben Hünye'yi Fransa'nın Liniş şehrine benzetirim. Fakat bir özelliği var. Orada evimin önünde denize giremiyorum. Fakat Nice'de tertemiz deniz, hiçbir kirliliği yoktur. Oranın insanları buna çok dikkat ediyorlar. Bu beni üzüyor, üzüyor. Çünkü bu kadar güzel bir memlekette niye ben evimin önünde denize girip evime gitmeyeyim? Çünkü yani 3 kilometre, 5 evet. kilometre ta arabaya binip plaja gidiyoruz. Nice'de bu kadar güzellik bu varken İlçe merkezinde niye giremeyelim diyorsunuz? Evet. Çünkü dünyanın Akdeniz ülkelerinde, bilhassa Avrupa ülkelerinde bir karışı bile denizin değerlendirilir. Bir metresi değerlendirilir. Asla oraya bir lağım veya pislik, atık su atılmaz. Buna çok dikkat etmek lazım. Büyüklerimizden, buranın ilgilerinden bunu rica ediyoruz. Biraz bunun temizliğinden ziyade her gün sokağı fırçalıyorlar. Arabayla geçiyorlar. Şu sokağı, asfaltlar fırçalanıyor. Arabalarda her gün görüyorum. Bu yetmez. Yetmiyor. Sahillerin temizliği, bakımı, atık sular buraya gitmemeli. Bu 3.30 para. Büyük bir paralar da değil. Değil. Böyle zengin bir memlekette, böyle büyük, güzelli bir nüfuslu bir memlekette bu sahili temizlemek çok zor olmasa gerek. Çok zor. Yapacakları tek iş denize akan yağmur suyu kanallarına kanalizasyon bağlanmasını engelleyecekler. Evet. Tabii canım. Tabii. Engelledik. Evet. Buyurun. Floransa'ya gittim. Floransa'da sordum. Tertemiz burası. Evlerin önü, her şey. Ne yapıyorsunuz dedim. Buranın temizliğini dedi. Bakımını bu mahalle üstleniyor. Halkın kendisi. Evet. Vergi veriyor muhtarlara veyahut da görevler. Evet. Bakıyorlar. Bizden de alsın. Oturuyoruz burada. Bunun bir riski olmalı. Değil mi? Tabii. Yaşadığın yeri temiz tutarsan şehrin temiz olur. Öyle yani. Bugün başka bir diyeceğim. O zaman sevgili hocam son sözlerinizi alalım. Bu memleketin evladı olarak hem bu Hünye'de yaşayan insanlara hem de Hünye'nin seçtiği yetkililere ne mesajınız var temizlik konusunda? Öğretmen olarak söyleyin hocam. Öğrenciler de vallahi bir anda her şey aklıma gelmiyor. Daha sonra gelmiyor o şeyde tabii ama problem değil hocam. Ama öğrencilerinize anlattığınız insanlığı bu çekirdek meselesini Hünye'nin halletmesi hadi lazım. Hadi de çekirdek. Her yol şey boyunca çekirdek yeniyor ve bu eğitilmeli, okullardan başlamalı. Öğretmenler, belediye, eğitici afişler asmalı. Broşürler dağıtmalı evlere kadar. O icabında muhtarlıklar vasıtasıyla bu işler de yürütülür.
mahalleler vardır. Yöneticiler, apartman yöneticileri bunlar toplanır. Bu muhakkak bu çekirdek meselesi halledilmeli. En basitinden deniz kirliliğini, evet, deniz kirliliğine sebep olan kanalizasyona engel olmak yanında bir de kabak çekirdeği ile sağı solu kirletiyorlar. Buna da milletin eliyle yetkililer sayesinde önlem alınabilir diyorsunuz. Evet. Biz size teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. İyi mesaiyle. Sağlıklı uzun ömürler diliyoruz Sayın Hoca.